Hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki bir çalışma planından bahsetmiştim sizlere. Çalışma planınız nasıl olması gerekiyor? Sizlere güzel bir çalışma planı düşünüyorum şeklinde söylemiştim. 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerimiz için planladım. Hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde konuşalım istiyorum. Oynatma dakikaları var arkadaşlar. Orada hepsi yazıyor zaten 7. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf diye. Aşağıya da PDF kısımlarını koyuyorum 7, 8, 9. sınıf diye. Eğer ya hocam bu bana uygun görünüyor, ben uyarım buna şeklinde düşünüyorsan kullanabilirsin. Ya hocam ben var ya öf ya ben var ya kendi kendime plan yapıyorum. Kafa hocam bu beyin var burada beyin yani rahat ol diyorsan. Ya hocam ben kendim ayarlarım diyorsan da eyvallah derim. Fakat bir zaman sonra sıkılırsın plan yapmaktan yorulursun ve yapmamaya başlarsın. Plansızlık gerçekten de çok kötü bir şey arkadaşlar. O yüzden lütfen planlarımıza uymamız gerekiyor. Plan demek düzen demek. O düzene sağlayabilirsek zaten çok şeyi başaracağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki haydi bakalım 7. sınıf öğrencilerimizin ders çalışma programını ben hazırladım. Bu şekilde görünüyorsunuz. Çok 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 ağır bir planlama değil. Öncelikle buraya hedefini yazıyorsun. Hedefin ne? Okul birinciliği değil mi? Yani okul değil de sınıf olabilir. 7. sınıf birinciliği. Hedefini buraya hop dolduruyorsun, yazıyorsun. Tamam mı? Sonra okul açıldı zaten. Zaten konuları çok bilmiyorsun. Ne yapman gerekiyor? Okulu tekrar etmen gerekiyor. Okul tekrarı. Bu okul tekrarının kısmında ödev olabilir. Öğretmenin verdiği soru çözümler olabilir. Fark etmez ama okul tekrarı yapıp o konuları muhteşem bir şekilde öğreniyorsun. Konu eksiğin kalmıyor abi. Okul tekrarı. Bak, mutlaka ama mutlaka kitap okumayı her gün yapmanız gerekiyor. Kitap okumak çok önemli ve her gün paragraf sorusu çözebiliyorsan mutlaka çözmen gerekiyor 7. sınıf öğrencilerimiz için. Çünkü sen LGS'ye burada temel atıyorsun. Temelini iyi bir şekilde atabilirsen, temelli bir şekilde, düzgün bir şekilde gidersen çok faydasını göreceksin. Anlaşıyor muyuz? Bakın şu okul tekrarları çok önemlidir arkadaşlar. Ayrıntılı dememin amacı da bu şekilde. Yani sen konuyu tamamen öğrenmek zorundasın. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Bu şekilde bir hafta boyunca aynı şekilde aynı düzende gideceksin. En önemli şey konuları çok iyi bir şekilde öğrenebilmek. Amacımız bu şekilde. Hafta sonuna geldiğimizde cumartesi günü tüm haftanın genel tekrarını yapıyorsun yine ayrıntılı bir şekilde. Ödevin varsa ödevlerini tamamlıyorsun. Ayrıntılı bir şekilde ilerliyorsun ama eksiğin kalmasın lütfen. Konularla ilgili hiçbir eksiğin kalmasın. Öğretmenin öğrettiği, verdiği notlar, çalış verdiği sorular bunların hepsini tek tek yapman gerekiyor. Eksiğin kalmayacak çünkü. Sonra pazar günü dinlenme günün var. Ya şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle aşağı indireyim de siz de iyi bir şekilde görün. Dinlenme günümüz pazar günü. Burada mutlaka kitap okuyacağız. Mutlaka ama mutlaka her gün kitap okuma yazdım. Yani mesela 10 dakikada okusan, yarım saatte okusan kendini alıştır abi bak kitap okumak sana birçok şeyde faydalı olacaktır. Sadece sınavı kazandırmak, sadece okulda iyi başarılı olmak değil ki. İletişimini arttıracaktır, insanlarla alışverişin daha da güzelleşecektir, kendini ifade etmen daha güzel olacaktır. Yani bunun çok 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 faydasını göreceksiniz. Tamam mı? Şimdi diğer hafta başlıyoruz artık. Tamam mı? Her 2 haftada bir planlama yapmaya çalışacağım sizlere. Bu şekilde takip edin siz de bak. Takip etmeyi unutmayın. Şimdi bak okul tekrarı okey. Yine okul tekrarı yapacaksın. Tamam mı? Böyle çok büyük ayrıntılı değil artık. Tamam mı? Yani normal öğretmenin anlattığını alıyorsun. Tak 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 dinliyorsun. Notlarını alıyorsun. Süper bir şekilde. Sonra artık başlıyoruz. Neden? Çünkü bak ilk hafta konuları gördük. Konuları görmeden soru çözemeyiz zaten. Konuları gördük. Hafta sonu tekrarlarımızı yaptık. Konuları öğrendik. Ondan sonra alıyorsun bir tane herhangi bir soru bankası olabilir. Öğretmenin verdiği ödevler olabilir. İşte Milli Eğitim'in verdiği kitap olabilir. Senin işte ne bileyim kendi elinde kitap vardır fark etmez. Burada hedefimiz matematik 20 soru, fen 20 soru, paragraf 20 soru. Toplamda 60 tane soru günde çözmeni isteyeceğim. Bir tık zor mu? Yani hedefi olmayan, ondan sonra şunu söyleyeyim. Bir planlaması olmayan için zor bir şey. Evet, zor bir şey yani. Ama sen bunu kendinde alıştırırsan, kendi düzenini oluşturursan çok kolay gelecek. 20 soru nedir ki yani? 20 soru. Bak bu 20 sorunun hepsi yeni nesilde çözmene gerek yok ha. Normal temel soru çözsen de yeterli olacaktır. Bizim burada amacımız konuyu öğrenebilmek. Eksiksiz. Konuyu öğrenebilmek için de bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Yine okul tekrarı. Sonra sosyal bilgiler.
Sosyal bilgiler İngilizce ve paragraf kısmını çözüyorsun. Matematiki, Türkçe, fen bilimleri kitap okuma. Okul tekrarı çözemediğin. Bak şu Perşembe günü çok değerli arkadaşlar. Ve sizden şunu istiyorum. Pazartesi bunları yaptın mı? Hemen tik işaretini koyuyorsun. Salı günü işaretledin. Çarşamba. Yani burada da kendini kontrol etmiş oluyorsun. Tamam mı? Perşembe günleri. Burada pazartesi, salı ve çarşamba günleri çözdüğün o sorularda takıldığın, anlamadığın, çözemediğin sorular varsa çözemediğin sorular gününü Perşembe günü yaptık. Yine Perşembe günü oturuyorsun, o çözemediğin sorular öğreniyorsun. Öğretmenine sor, arkadaşlarına sor, ailene sor ama mutlaka öğren. Çünkü çok değerli, çok önemli. Cuma günü dinlenme günü ve kitap okuma. Tüm haftanın genel tekrarını ayrıntılı bir şekilde yine yapıyorsun cumartesi günü. Öğrendiğin konular vardır. Yine çözebileceğin sorular vardır. Onların tekrarlarını onlara yapıyorsun. Onları çalışıyorsun. Kitap okuyorsun. 20 matematik, 20 fen bilimleri yapıyorsun ve pazar günü de dinleniyorsun. Kendine vakit ayırıyorsun. Anlaşıyor muyuz? Konuşuyoruz. Ve 2 haftamızı bitirmiş bulunmakta olacağız. Peki ben buraya bir de şöyle bir şey koydum. Umarım bu da faydalı olur. Mesela kitap okuma çizelgesi birinci gün. Zaten 14 gün boyunca plan yapacak. 14 gün boyunca da kitap okuman gerekiyor. Birinci gün okudun mu? İşaretle. İkinci gün işaretle. Üçüncü gün işaretle. Dördüncü gün işaretle. Hatta imkanın varsa süresini de yaz buraya mesela. De ki işte 40 dakika okudum. İşte de ki 20 dakika okudum. De ki işte 10 dakika okudum gibi. Dakikalarını da bu şekilde notunu alırsan aslında faydasını görürsün. Peki diğer madde ne? Bakın burada birinci hafta ödevlerin, ikinci hafta ödevleriniz. Mesela öğretmenin sana matematikten ödev verdi. Dedin ki matematik yazamıyorum. Çok kötü yazdım ama durun. Çirkin yazıyorum zaten ben. Biraz çirkin yazıyım var. Dedin ki matematik sayfa, örnek veriyorum, sayfa 10 ve 15'i çöz. Birinci hafta ödevlerini. Tak 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 yazdın mı ödevlerini? Sonra diyorsun ki ha, bunu yapmam gerekti, yaptım. Bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Aslında bu da ödevlerini takip etmen adına yaptığımız bir planlama, bir çizelge olmuş olacaktır. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Ve arkadaşlar son kısmada toplam çözdüğün soru sayısını buraya yazıyorsun. 100 tane soru çözdüğünü örnek veriyorum. Doğru sayın kaç? 90. Kaç tane yanlış yaptın? 10 tane. Burada kendini de ne yapmış oluyorsun? 2 haftalık kısımda kendini tanımış oluyorsun. Ve diyoruz ki o hedefler gerçekleşecek kardeş. O hedefleri gerçekleştireceğiz. Güzel bir şekilde çalışmanızı sağlayacağız. Biz, yani ben bunu 2 haftada bir planlayıp YouTube'da atacağım. Lütfen ne yapıyorsunuz sizler de? Bunları tabii ki yani kanalı takip etmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. 7. sınıflarımızı, evet, 7. sınıflarımızı çok seviyoruz. Şimdi 8. sınıf öğrencilerimizin bakıyoruz hemen planlamasına. Şimdi arkadaşlar siz artık LGS tayfasınız. Öncelikle bunu aklınıza sokun. Yoğun bir çalışma temposu sizleri bekliyor. Ben bunu yazdan itibaren söylüyordum ama beni dinlemeyip ya hocam 8'de başlarız, ya hocam ne olacak diyenler oldu ama İlk hafta zorluk çekeceksiniz abi. Zorluk çekeceksiniz. Ya bir düzen oluşturabilmek için zorluk çekeceksiniz. Şimdi planlamamız şu. Hedefimizi buraya yazıyoruz. Hangi okulu hedefliyorsun? Chat kısmına da yaz, yorum kısmına da yaz. Hangi liseyi hedefliyorsun göreyim. Hedefin ne? Mesela işte Galatasaray. Hocam Galatasaray'ı ben hedefliyorum. Galatasaray Lisesi'nde okuyacağım. Veya hocam işte ne bileyim 480 puan. Veya hocam işte %1'e girmek hocam mesela. Yani hedefin neyse buraya hedefini doldur. Tamam mı? Hedefini koyacağız. Yazacağız buraya hedefimizi. Sonra planlamamız ne? Bakalım. İlk hafta genelde biz zaten yani genel yapı olarak bak genele hitap ettiğimiz için çalışma planlarını genel olarak baktığımızda öğrenciler genelde ilk hafta ne yapıyorlar? Konuları öğrenmeye çalışıyorlar. Sen ilk hafta okula gittin. Konuları öğrenmeye çalışacaksın değil mi? O zaman bol bol okul tekrarı yapmak zorundasın. Gittin okula. İşte öğretmenin sana anlattığı çarpanlar ve katlardan bahsetti. İşte anlattı, anlattı, anlattı. 3-5 tane ödev sorusu verdi. Bunları sen ne yapıyorsun? Okul tekrarı adına yapıyorsun. Mesela çarpanlar ve katları o gün çalışıyorsun. Gayret iyi bir şekilde ayrıntılı. Onlarla ilgili işte çözmen gereken ödevler vardır. Onları yapıyorsun gibi. Tamam mı? Bu okul tekrarı, ayrıntılı tekrar dediğimiz bu. Mutlaka ama mutlaka kitap okumak. Bana mesajlar geliyor hocam. İyi ki kitap okumuşum, çok faydasını gördüm diyenler var. Mutlaka kitap okumak zorundasın. Tamam mı? Vaktin varken kitap okuma alışkanlığını burada edin. Çünkü çok faydasını göreceksin. Evet, bir tane LGS paragraf kitabı alıyorsun ve her gün paragraf çözmek zorundasın. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı gittikçe Türkçeyi biraz daha zorlaştırıyor. O yüzden arkadaşlar paragraf kısmını halledebilirsek dil bilgisi kısmını zaten bir şekilde hallederiz. Sıkıntı olmayacaktır. Lütfen paragraf kısmını halledebilmek için her gün paragraf sorusu çözmek zorundayız. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz.
Bunu 5 gün boyunca deniyorsunuz. Pazartesi yaptın mı? Tiki koy. İyi koydun. Bitti çarşamba, bitti perşembe, bitti cuma. Cumartesiye geliyorsun, tüm haftanın tekrarını yapıyorsun. Yani tamamen öğreniyorsun. Hiçbir sıkıntın kalmıyor. Hiçbir şekilde boşluk kalmıyor. Bak, tam öğrenme diye bir şey var mı? Hiçbir eksiğin olmayacak abi konularla ilgili. Tamamen bir hafta boyunca işlediğin bütün konuları öğrendin. Sonra artık sen bir şeyler biliyorsun. Değil mi? Artık öğrendin yani bir şeyler gördün, bir şeyler biliyorsun. Konuları da hakimsin artık. O zaman artık soru çözümlerine başlamak zorundasın. Okul tekrarını yine yapacaksın. Geleceksin ve okul tekrarını yapacaksın. Okulda ne gördün falan filan fistan. Öğretmenin ne anlatsa onları yapacaksın. Ödevlendirmeni yapacaksın. Ondan sonra çarpanlar ve katlar kısmına geliyorsun. 20 tane temel soru, 10 tane yeni nesil patlatıyorsun. Mevsimler ve iklime geliyorsun. 20 temel, 10 yeni nesil patlatıyorsun. Paragrafa geliyorsun. 20 tane soru çözüyorsun. Kitabını okuyorsun ve kafanı koyup yatıyorsun. Anlaşıyor muyuz? Pazartesi şeklinde bu şekilde. Sonra salı günü yine okul tekrarı başlıyor. Bir kahraman doğuyor. Filmsiler, kader inancı, friendship. Bu şekilde ilerleyip burası biraz daha sözel günümüz olmuş. Salı günleri sözel günü ilan ediyorum. Ben ilan ediyorum abi. Sıkıntı yok. Var mı itirazı olan? Var mı itirazı olan? Yok değil mi? Yok. Tamam, mükemmelsiniz. Peki devam ediyoruz. Çarşamba günü bu şekilde yine aynı şekilde okul tekrar çarpanlar ve katlar mevsimler ilgili LGS paragraf kısmından devam ediyorsunuz. Çok önemli Perşembe. Perşembeye dikkat abi. Bak, Perşembeye mutlaka ama mutlaka yıldız koyuyorum. Çok önemli. Neden? Çünkü okul tekrarını yaptın ve tüm çözemediğin soruların kontrolü ve tekrar çözümü mutlaka olması gerekiyor. Anlaşıyor muyuz? Ben bir de bunları büyük yazdığım için buradaki noktalar falan görünmemiş arkadaşlar. Özür diliyorum. Büyük yazınca büyük ihtimalle bu karakterleri görmüyor. Küçüklerde sıkıntı yok. Mesela matematikte iyi görüyorum. Ama mesela büyük yazdığımda o iyi göremiyorum. Değil mi? Büyük yazınca olmuyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar LGS paragraf kısmı bakın. Tüm çözemediğin sorular. Mesela pazartesi, salı ve çarşamba günü sorular çözüyorsun ya. Burada çözemediğin sorular oluyor ya. Onları biriktiriyorsun. Geliyorsun perşembe günü sadece ama sadece onlarla uğraşıyorsun. Ama tamamen öğreniyorsun. Hiçbir eksiğin kalmıyor. Öğretmenine sor, dershane öğretmenine sor, özel öğretmenine sor, bilmem ne yap. Mutlaka öğren. Çünkü seni üst seviye taşıyacak olan bunlardır. Anlaşıyor muyuz? Bence anlaşıyoruz. Peki. Dinlenme gününü kesinlikle mutlaka dinlenme günün olsun. Cuma günlerini sana dinlenme gününü veriyorum. Neden dersen çünkü cumartesi ve pazar kısımları çok kritik. Çünkü vaktimizin en çok olduğu zaman dilimleri cumartesi ve pazardır. Ve bunları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İstisnadır. Mesela pazar günü bir programınız vardır, tamam mı? Dediniz ki işte bir program oluştu. Pazar gününü cumaya aktarabilirsin. Yer değişikliği olabilir. Ama taviz vermek yok abi. Önemli bir işin varsa bu şekilde yapıyorsun. Cumartesi pazar çok değerlidir. Cuma günlerini kendine vakit ayır. Çünkü ödev kısmı yok. İşte ondan sonra okul olmayacağı için sıkıntı yok. Cuma günü okuldan geldikten sonra tekrar mekrar hiçbir şey yapma. Sadece kendine zaman ayır ve kitap oku. Sana yeterli olacaktır. Cumartesiye geldiğimizde tüm haftanın yine genel tekrarını yapıyorsun. Konularla ilgili bilgiler ediniyorsun. Notlarını almışsın. O notları tekrar ediyorsun. Ondan sonra kitap okumanı yapıyorsun. 20-20-21 Matematik 20, LGS paragraf 20, fen bilimleri 20'şer tane soru çözüyorsun. Hepsi yeni nesil olmasına dikkat et. Yeni nesil çözüyorsun. Hafta sonu yeni nesil çözeceğiz. Tamam mı? Gerçi buraya 15 temel yazmışım biraz size. Hadi acımışım burada ama artık diğer haftalarda alma, acımak yok. Çarpanlar ve katlar 15 temel 20 yeni nesil. Mevsimler ve iklim 15 temel 20 yeni nesil. Paragraf 30 soru ve kitap okup bitiriyorsun. Burada işaretlere koyuyorsun. İlk haftalar olduğu için acıyorum sizlere açıkçası söyleyeyim. Acıyorum yani. Yani acıyorum derken şey yani. Az ödev veriyorum. Az hedef koyuyorum. Biraz daha zaman dilimi arttıkça bunları arttıracağız. Daha da yoğunlaşacağız arkadaşlar. Yavaş 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 alıştıracağız. Peki sonra yine buraya ben sizlere kitap okuma çizelgesi koydum. Mesela dedim ki birinci gün. Bitti mi? Birinci günü yapsın, ikinci günü yapsın, üçüncü günü yapsın, dördüncü günü yapsın, beşinci günü yapsın, altıncı günü yapsın. Çünkü 14 günlük bir planımız var. 14 günde 14 günde 14 günde evet 14'ünde soru şey kitap okuman lazım. Hatta buraya notlarını alabilirsin. Mesela birinci gün dediğimiz hadi bakalım 10 dakika ben kitap okudum. 10 dakika notumu aldım. İkinci gün 30 dakika aldım notunu alabilirsin. Tamam mı? Bu şekilde güzel bir şekilde ilerleyebiliriz. Hatta şuraya birinci hafta ödevleri, ikinci hafta ödevleri diye yazdım. Ve birinci hafta ödevleri ve ikinci hafta ödevleri kısmına baktığımızda şöyle kaydırabiliyor muyum? Biraz kaydırayım arkadaşlar şöyle tamam. Mesela birinci hafta öğretmenin ödev verdi. Matematikten dedi ki işte sayfa işte 13 ile 14.
Buraya notunu aldın, notlarını aldın. Sonra dedin ki ben birinci hafta ödelerim neler ya dedin. Kontrol ettin. Ha bunlarmış. Yaptın mı? Tikini at. Yaptın, bitirdin mi? Yani burada da aslında ödevleri kontrol etme burası, tamam mı arkadaşlar? İkinci haftaya geçtin. Sonra bitiriyorsun, bitiriyorsun, bitiriyorsun. Eksik kalmıyor. Sonra en sonunda toplam çözdüğün soru sayısını buraya yazıp doğru ve yanlışı buraya yazıp tamamen bitiriyorsun. Ve diyorsun ki o hedefler gerçekleşecek kardeş. Ne koyduk hedefimize? Galatasaray Lisesi mi? Hangi puan dilimi? O hedefleri gerçekleştireceğiz. Bunun başka yolu yok kardeş diyeceğiz, tamam mı? Ben sizler için bu şekilde çalışmalar yapmaya devam edeceğim. Lütfen arkadaşlar, lütfen ama lütfen takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Peki 8. sınıflardan 9. sınıf öğrencilerimize geçiyoruz. 9. sınıf öğrencilerimiz için çalışma planımız hazır. Hemen bir 9. sınıf çalışma planımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz ortaladım. Mükemmel oldu. Peki ilk önce hedef koymamız gerekiyor demiştik. Bir hedef belirleyelim. Okul birinciliği mesela. Benim yazım biraz çirkindir arkadaşlar. Hiç göz şeyinizi bozmayayım. Buraya notunuzu alacaksınız, tamam mı? Okul birinciliği. Ben okul birincisi olacağım şeklinde bir hedef koyabilirsin. Ve herhangi başka bir hedefim vardır. İşte okul ikincisi olacağım, okul üçüncüsü olacağım ya da başarılı olacağım. Dersleri tamamen geçeceğim şeklinde, tamam. Veya takdir alacağım veya teşekkür alacağım şeklinde hedefin olacak. Peki ilk hafta biliyorsunuz ki daha konuların başlangıcı. Konuları bilmeden soru çözmek biraz sıkıntılı olur. O yüzden ilk hafta sadece ama sadece konulara odaklan isteyeceğim. Tamam mı? Okul tekrarını muhteşem bir şekilde yap. Al defterini, not defterlerini olsun, o not defterde not defterlerinin notlarını al ki bir daha tekrar yaptığında bir sıkıntı yapmayasın. Tamam mı? Mutlaka her gün kitap okumamız gerekiyor. Mutlaka her gün TYT paragraf, bir tane TYT paragraf kitabı alıyorsun. TYT paragraf çözüyorsun. Anlaşıyor muyuz? Okul tekrarı, kitap okuma, paragraf. 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 Bu şekilde 5 gün boyunca bunu yapıyorsun. Konuları burada öğrendin mi? Cumartesi günü geliyorsun, bütün o öğrendiğin konuların tekrar tekrarını yapıyorsun. Pazar günü dinlenmeye alıyorsun kendini, dinleniyorsun, kendine vakit ayırıyorsun, ailene vakit ayırıyorsun. Pazartesi günü, hatta bunları yaptın mı? Tiklerini koymayı unutmuyorsun bak buraya. Yaptıklarına, tamam mı? Kendini kontrol ediyorsun çünkü. Okul tekrarı matematik 15 soru, edebiyat, Türk dili ve edebiyatı 15 soru, fizik 15 soru. Şimdi ilk hafta konuları artık biliyoruz. Bazı şeyleri öğrendik, bazı noktaları biliyoruz, bazı konuları biliyoruz, bazı kazanımları öğrendik. O kazanımlarla, o konularla ilgili sorular çözmenize artık başlıyorum. Yine okul tekrarını boşlamıyorsunuz. Kimya, yabancı dil, TYT paragraf, okul tekrarı matematik, Türk dili ve edebiyatı, biyoloji konuşamadım. Okul tekrarı coğrafya, tarih, matematik, dinlenme günün mutlaka olması gerekiyor. Cuma günü mutlaka dinlen, kendine vakit ayır. Tüm haftanın geneline tekrarını yap. Cumartesi kitap okuma yap. Matematik ve TYT paragrafı çözersen mükemmel olur bizim için. Ve pazar günü de kendine vakit ayır ve kitap oku. Mutlaka bunları yapman gerekiyor. Bir de senin için bu şekilde okudum. O okudum ne ya? Bu şekilde ayarladım. Burada bir ne var? Kitap okuma kısmı var ve bir de ikinci hafta ödevler var. Birinci hafta ve ikinci hafta ödevler var. Dedin ki birinci gün ben kitap okudum. Kaç dakika okudun? 10 dakika okudun. 10 dakika notunu aldın. İkinci gün okudum. 30 dakika okudum. 30 dakikalık notumu aldım. Üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün, yedinci gün, sekizinci gün, dokuzuncu gün, onuncu gün. Bu şekilde ne yapıyorsun? Sayıyorsun ve hedefini gerçekleştiriyorsun. Birinci hafta ödün. Öğretmenin geldi. Kimyadan ödev ver. Dedi ki sayfa 12 ile 13'ü yap. Notunu aldın. Yaptın mı? Yaptıysan kontrol ettin. Tamam bitti. Geçtin. Diğer ödevler tak, 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 tak. Yaptın. Yani aslında ödev kontrolü gibi bir şey burada. Ödevlerin oraya not küçük bir şekilde notunu alıyorsun. Yaptıysan tikini koyuyorsun. Yapmadıysan çarpı koyuyorsun. Ve bu şekilde kendini de ne yapmış oluyorsun? Tanımış oluyorsun ve takip etmiş oluyorsun. Anlaşıyor muyuz? Evet arkadaşlar ben sizler için bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Sizler için sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğim. Yoruluyorum. Ama olsun sıkıntı yok. Yeter ki siz bir yerlere gelin arkadaşlar. Sizleri çünkü çok seviyorum. Bunların devamını gelecek. Devamını getirteceğim inşallah. Sizler de bunları kaçırmamak adına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz.